Herkese merhabalar arkadaşlar. 29 Ağustos'ta biliyorsunuz 3 artı 1'lerin eş durumu kuralları çekildi ve bazı arkadaşlarımızın tayinleri oldu. Bazılarının ki olmadı maalesef. Onlar da bir sonraki dönemi bekleyecekler. Tabii bu süreçteki zamanda yani 6 aylık zaman diliminde olası bir eleman ihtiyacı olduğunda yine o geriye kalan kişilerden kurayla çağıracaklar arkadaşlar. Yorumlarda çokça gelen bir soru şudur ki özellikle ataması yani tayin çıkan arkadaşlarımızın süreç nasıl işleyecek, ne zaman işbaşı yapabilirim ya da ne zaman ayrılış yapabilirim gibi sorular var. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim, pazartesi itibariyle yani ayın ikisi itibariyle maksimum 3 iş günü içerisinde zaten kurumlara bu bilgilendirme yapılır ve yazılar gönderilir. Siz de bu 2 günde 3 gün içerisinde dilediğiniz zaman kurumunuza gidip oradan istediğiniz zaman ayrılışınızı yapabilirsiniz. Bundan sonraki süreçte sizlere 2 haftalık bir zaman tanıyorlar. Yani yol durumu gibi işte taşınmadır vesaire bu tür olayların yapılabilmesi için sizlere 2 haftalık bir süreç tanınıyor. Bu 15 günlük. Bu süreçte siz dilerseniz hemen sonraki gün gidip kurumunuza, yeni kurumunuzda işbaşı yapabilirsiniz. Ya da dilerseniz 14. 15. günde de başlayışınızı yapabilirsiniz. Tabii bu noktada sizlere yol harcırahı verilecek arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Olabilir bazı kurumlarda diğer hastaneden alacaksınız vesaire gibi bir durum söylenebilir. Arkadaşlar kurumunuzdan yol harcırahınızı kesinlikle isteyin. Size ekstra bir gelir olacaktır bir seferlikte olsa. Konuyla alakalı kafanıza takılan herhangi başka bir soru varsa yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Mümkün mertebe sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.